ilk önce saçla başlıyorum. Çünkü benim saçım epey bir uzun sürüyor. Ve çok fazla teferruatlı, işte başlığım falan güzel. Bunun için önce bir saça giriyorum, sonrasında makyaja devam ediyorum. En son kostümü giyiyorum çünkü aslında giydiğimiz kostümler birazcık ağır ve hani kat kat olduğu için ne kadar hani az taşırsam o kadar az yorulurum gibi bir hesap yapıp en son kostümü giyiyorum ben. Nasıl geçiyor hazırlık süreci? Şimdi her zaman işte iyi hissetmeyi daha çok ön planda tutan biriyim. İletişim kurmayı seviyorum. Yani mutlaka herkesle bir şekilde satışıp sohbet ediyorum. O yüzden benim için hazırlık süreci çok güzel geçiyor. Peki en son her şey bittiğinde kendinizi aynada gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Tabii aynaya baktığımda bambaşka biriyim. Gerçekten sizi moda sokan bir kostüm bu. Yani özellikle buralarımı çok seviyorum. Çünkü normal hayatta ben daha çok dürtüsel biriyimdir ama bu kostümü giydiğimde, bu başlığı taktığım zaman daha disipline girmiş hissediyorum. Çünkü Holofira daha kararlı, çok azimli, çok hırslı. Yani ben hayatta böyle çok büyük hırsları olan biri değilim aslında. Daha sakin yaşamayı seviyorum. O yüzden bu kostümü giydiğimde gerçekten kendimi asil bir soylu gibi hissediyorum yani. İyi hissediyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum kostümcülerimize. Tacımı yaptığı için Mücü'ye. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere şunu söylemek istiyorum. Bence birazcık zamana ihtiyacı var Holofira'nın. Okuyorum yorumları ve bazı insanların çok kızgın olduğunu görüyorum. Ama zor olan her zaman daha güzeldir diye düşünüyorum. Özellikle de aşk için. Güzel şeyler bizi bekliyor bence. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim. Birazcık sabretmek gerekiyor. Ben şimdi sete geçeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok seviyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.